1 dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere pivot tablo üzerinde bir hesaplanmış alan calculated field diye biliniyor. Görmüş olduğunuz gibi verimiz var. Pivot tablomu oluşturuyorum. Veri alanlarını seçiyorum. Ekle pivot tablo ve pivot tablomu aynı sayfada belirtilen bir hücreden başlayarak oluşturuyorum. Oluşturacağımız bir pivot tabloda Markaların işte görmüş olduğunuz gibi tutarlarını ve aylık oranda bunları aylık şekilde göstermiş sağlayabilirim. Bize diyebilirler ki iki alan arasında bir işlem gerekiyor. Bir oranlama, bir hedefle karşılaştırma olabilir. Buradaki rakamların bürüt olduğunu veya işte belli bir indirim yapılması gerektiğini yani yeniden bir hesaplanan alana ihtiyaç duyulduğunda işte görmüş olduğunuz gibi alanlar, ögeler, kümeler Tut field denen bu alana geliyoruz. Alanımıza iskontolu diyelim ki yüzde %20 iskontolu, 20 e, iskontolu diyorum. E, bir alanıma isim veriyorum e, ve buradaki alanı 0.80 çarpıyorum. Tabi burada sınırlı sayıda fonksiyona da ihtiyaç duyulabilir ve kullanılabilir e, çarpı 0,8. Böylelikle %20 iskontolu tutar şeklinde bir alan oluşturmuş oldum. Tamam dedim. İstersen farklı gösteririm veya bunu katarak sadece uygulamış olduğum kendi iskontolu alanın üzerinden tablomu gösterebilirim. Dediğim gibi oranlar, hedefle karşılaştırma gibi işlemler bu bölümde yapılabilir.